Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vel cazimu. Şimdi İzhar kitabından 128. sayfadayız. Fiil-i muzari nasb edenleri gördük. Şimdi de cezmedenleri. Vel cazimu. Fiil-i muzari cezmedenler nedir? Hamsete aşere. 15'tir. Eciyetten kelimeten. Kelime bakımından. 15 kelimedir. Burada harf demedi de kelime dedi. Çünkü bazısı harftir, bazısı isimdir. Erbaatun 4 tanesi minha bundan nedir? Hurufun bir takım harflerdir. Ki teczimu cezmedir bu harfler. Neyi fiilen vahiden tek bir fiil cezmedir. Ve bunlar lem ve lemma bu ikisi line fiil mazi. Mazide nefretmek içindir. Fiil muzari, hal ve istikbal mazinin fiilinin başına gelince ne yapıyor onu? Maziye çeviriyor. Hem de nef ediyor, olumsuz yapıyor. Yani yensuru yardım eder. Lem yensur yardım etmedi. Hem olumsuz hem de mazi. Ve lamul emri emir lam ve laun nehi nehi lası. Bunlar da bir talebi işin yapılmasını veya yapılmamasını talep içindir. Ve hadi aşere 11 tanesi minha bu cezmedenlerden nedirler? Teczimu cezmedenler fiilleyin iki fiili. Tabi inkana iki fiil iseler mudari aynı ikisi de muzari iseler. Her ikisi muzari ise onlar cezmeder. Tüsemma isimlendirilir bunlar, bu edatlar. Ne diye? Kelmel mücazati. Mücazat kelimeleri. Yani şart ve ceza gerektiren, şart ve ceza alan kelimeler. Bu 11 kelime şart ve ceza istiyor. Birinci fiiline şart fiili deniyor, ikinci fiiline ceza cevap deniyor. Ve ya bunlar nedir? İn şartı vel ceza. Şart ve ceza manasını içine alır. İn tensurullah yensurküm. Ayette var bak. Ya Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şart ceza. Ve haysumma ve eyne ve enna bunlar il mekani, mekan manasındadırlar. Ve izma ve izama ve meta bunlar da zaman manasındadırlar. Ve mehma ve ma ve men ve eyyün. Mehma her nerede ma ne şey ki men o kimse ki ve eyyün hangisi gibi. Bunlar da kendine ait birer manaları var. Ve cüzü izmaru in hasaten. Ve cüzü cazirine izmaru in. İnin gizlenmesi hasaten. Özellikle cezmedenlerden inin gizlenmesi caizdir de feten cezimu cezm olur ne el mudari fiil muzar biha o gizlenmiş olan inle. Nahu zürni ükrimke. Yani in te zürni ükrimke demektir. Orada zürni emri hazır. Demek ki in te zürni'den dönmüştür. Kısalık olsun diye böyle olmuş. Evet. Bunu da avamilde görmüştük. Bunun kısaca şeyini yaptı. Vel amilü kıyasiyyü. Amil semai olur, kıyası olur demiştik. Bu ikisi de neydi? Lafzi amillerdendi. El amil kıyası, kıyası amil nedir? Ma ol bir şeydir ki yümkünü, mümkün olur ne? En yüz kere zikredilmesi, söylenmesi. Nerede? Fi ameli, amelinde zikredilmesi mümkündür. Ne zikredilmesi? Kaidetün, kaide. Öyle bir kaide ki külliyetün, külli, umumi bir kaide. Genel bir kaide. Mevduha, mevzusu, o kaidenin mevzusu yani müptedası diyelim. Mevzusu müptedası oluyor. Nedir? Gayru mahsurin. Sınırsızdır. Mevduha mevzusu nedir? Gayru mahsurin. Sınırsızdır. Mevzusu sınırsızdır. Şimdi misal yapacağız. Ve la yedurruhu buna zarar vermez. Bu kaydı külliye zarar vermez. Ne? Kevnü sigatihi sigasının o amil olan kıyasi amilin sigasının olması nedir olması? Semaiyeten semai, Araplarda işitilmeye mahsus olması, kaidesi, amelinin kaideli olmasına zıt değildir. Demek ki bu amillerin, o semai, kıyası amilin, evet, sigası semai olabilir ama yaptığı amel, yaptığı iş kaidelidir. Ne bu? Külli sıfatin müşebbetin terfeul faile. Mesela, külli sıfatin müşebbetin, her bir sıfatı müşebbehe ne yapar? Terfe'ul faile. Faile ref eder. Kayde bu. Şimdi bu külli sıfatın müşebbetin dediğimiz zaman burası mevzu oluyor. Müteda oluyor. Demek ki bu kadiyenin müteda kısmı bu. Mevzusu bu. Buraya şimdi bir sıfat müşebbeti koyalım. Rahman. Rahim. Zemin. Mesela. Mil. Böyle. Meriz mesela gibi kelimeler var. Bunlar sıfat müşebbeti. 18 tane vezni var bunların. Bu 18 vezinde olan sıfat müşebbehenin bir tanesini buraya koyduğumuz zaman ne yapar? Failini ref eder. Çünkü lazım fiilde yapıldığı için ref eder. Sadece ref eder.
Dolayısıyla bu 18 sigası vardır deyip de bunları semai amile döndürmüyoruz. O vezinlerin semai olması demek ki amelenin yapacağı işin kıyas olmasına zarar vermez. Evet. Mesela amil kıyasının amelinde kayde külliye basildir. Zaten amili kıyasi avamilde okuduğumuz zaman söylemişti. Ne söylemişti? Küllü fiilin cerhu yansı bu demişti. Küllü fiilin yerfe'u ve yansıbu. Yansıbu. Burası müteda. Naif'de buna müteda deniyor. Mantık kadıya meselelerini buna mevzu deniyor. Mevzu. Burası haber. Buna mahmul deniyor. Mahmul. Mantık itibariyle mahmul yüklem. Buna yükleniyor. Her fiil ref eder ve nasb eder. Orası atıf. Şimdi burada bir tane bu kadiye külli, bu umumi kaydedir şimdi. Bu kaydenin altına bütün fiiller girer. Nasara ne yapar? Fiil değil mi? Fiildir. Yer fayansı bu. Katele yansı bu. Nasara Zeydun Amran. Katele Zeydun Amran diyebiliyorsun. Haraca, dekale, ketebe ne dersen de buraya hangi fiili korsan koy. Sınır yok. Gayrı mahsur. Sınırsız. Ya kendisi belki vezni böyle. Birinci bab, ikinci bab, üçüncü bab. Onlar sıkıntı değil. Sıkıntı. Onlar sıkıntı olmaz. Bunun bir kaydesi var. Yani yaptığı işin kaydesi kıyasidir, kaydelidir. Yaptığı iş kaydelidir. Ameli yaptığı iş kaydelidir. Dolayısıyla mesela her bir muzaf ne yapar? Cer eder. Her bir muzaf cer eder. Hangi muzaf olsa olsun o muzaf-ı ileyhini cer eder. Bitti. Muzafların sayısı sınırı yok ki. Yani belki vezin bakımından bir kelimenin vezni var. O semaidir, o ayrı şey. O yapacağı amele tesir etmez. Şimdi ve hiye kıyas-ı amil tis'atun 9 tanedir. El evvel birincisi el fiil fiildir. Kıyas-ı amillerin birincisi fiildir. İşte kaydı külliye fe küllü fiilin her fiil yerfe ve yansıbu yerfe ve refeder ve yansıbu nasip eder. Neyi nasip eder? Mamulatin mamulleri ölüme ve kesireten. Mamulatin o mefuldür. Yansıbul mefuldür. Nasbı kesreyle. Çünkü cemmenniz salim. Neyi öyle mamuller ki kesireten da onun sıfatı çok mamulleri nasip eder. Bir mamul ref eder. Yani bir fiilin bir faili olur. O fail bir tane oluyor. Veya meçhulsen naif fail nakıs fiilse aldığına refine ne deniyor? İsim deniyordu. Yansıbu mamulatin kesireten demektir. Çok mamulleri nasip eder. Mefulü bih alır, mefulü fi alır, mefulü leh alır, mefulü meh alır, temiz alır, hal alır. Ve cüz caizli takdimu mensubihi. Mensubunu takdim etmek, mefulünü o mensup nasip ettiği kelimeyi öne almak caizdir aleyken üzerine. Çünkü fiil kuvvetli amildir. En kuvvetli amil fiildir. Mefulün öne geçmesi ona zarar vermez. Faili geçemez ama. Ve ve fiiller ala nev'ayni iki kısım üzere olucudur. Kainun ala nev'ayni iki kısım üzere olucudur. Lazımı birinci lazım, diğeri ve müteaddin. Müteaddin, müteaddiyün. Tekrar tekrar söylüyorum ki unutmayın. Müteaddiyün. Ye üzere zamm-ı argel hasbettik. Ne oldu? Temin kaldı, ye kaldı. İki sakin cem oldu, ye'yi hasbettik. Tenvini en yakın harekeye kesiverdik. Müteaddin oldu. Gazin de öyle, ramin de öyle. Müteaddi ve lazım olur. Fel lazım, lazım. Nedir? Lazım fiil. Ma o fiildir ki yetimmu tamam oluyor. Fehmu anlaşılması nesiz tamam oluyor? Bi gayri ma ol bir şey ki o meful yani. Ol bir şey o meful olmaksızın ki vaka fiil vak oldu aleyh o şey üzerine. Vaka vak oldu aleyh o şey üzerine el fiili fiil. Fiilin kendisi üzerine vak olduğu şey o meful yani. O olmaksızın da fiilin anlaşılması tam oluyor. Kade zeyt. Kade ene. Kattu. Oturdum bak. Oturma işi bende asıl olduğu için mefule gerek. Mindere falan şuna gerek yok. Onu konuşmuyoruz. Oturma fiilini konuşuyoruz. Haraca zeydün. Haraca çıktı. Çıkış bütün bedenli oluyor. Yani bütün bedenli olan fiiller ekserde lazımdır. Bir şey yaptı, yazdı, vurdu gibi şeyler de ne oluyor? Meful istiyor. O lazım diye o müteaddidir. Ne yapıyor? Kaade zeydün. Zeyd oturdu.
Ve la yansıbu, bu lazım fiil nasbetmez. Neyi? El mef'ule bihi, mef'ule bihi nasbetmez. Almaz yani. Ne olmadan? Bi gayri harfil cerri. Harfi cerri olmaksızın mef'ule almaz. Mef'ule almak için ihtiyacı yoktu. Ha, o işi oraya ulaştırmak istiyorsan o zaman harfi cerri getirirsin. O zaman ne olur? Harfi cerri ile müteaddi olur o. Evet. Haracı Zeydün. Mesela zehebe Zeydün. Zeyd gitti. Kendisi gitti. Zehebtü. Ben gittim. Ben gittim. Ama zehebtü bihi. Deyince bihi. Onu götürdüm. Zehebtü bil kalem. Zehebtü bil kitap. Kitabı götürdüm. Ne oldu şimdi bak? Harfi cerri ile mef'ul olmuş oldu. Feminhu lazım fiillerdendir ne? Ef'alül medhi ve zemmi. Medih övgü fiilleri ve zemmi zem yergi. Kınama fiilleri de lazım fiillerdendir. Ve ye bunlar nedir? Ni'me, ni'me. Bu ne için? Lil medh için. Ni'me ne güzel oldu. Ve bi ise bu da lil zemmi zem için. Ne kötü oldu. Bi ise ne kötü oldu. Ve şartuhuma bu ikisinin şartı. Bir demek ki medih de ni'me, zem de bi ise. Bu ikisinin şartı nedir? En tek yekûne olmasıdır ne? El fa'ilu. Bunların bir faili var. Failin olmasıdır ne? Muarrefen. Tarif, marife yapılmış. Billâm-ı lâm ile. Demek bu bi'se ve nîme, medih ve zem fiillerinde şartlar nasılmış? Faili lamlı olacak. Elif lamla marife olacak. Ya elif lamlı olacak. Ev mudafen ileyhi ya da elif lamlı bir kelimeye muzaf olacak. İzaf edilmiş olacak. Muzaf, kendisi muzaf ile değil. Ona izaf edilmiş olacak. Evet da muzmeren zamir olacak. Öyle bir zamir ki mümeyyezen temizlenmiş, açıklanmış neyle? Bir nekretin nekre bir isimle. Evet. Ve yüzkârı zikredilir. Bâd-ı zâk. Bundan sonra, bu failden sonra zikredilir. Ne el mahsusu mahsus. Yani zemme veya medhe mahsus olan mahsusun bir zem, mahsusun bir medh diyoruz. O mahsus getirilir. Ne oldu halde getirilir? Mutabikan uygun oldu halde. Ne lil fail faile. Failin cinsine, işte marifesi marife, müzekkerse müzekker, tesniyesi tesniye, müfredse müfred gibi. Ve ve o fail nedir aslında? İbarede mübtedi mübtedadır. Ve ma kablu önceki kısımda haberu haberidir. Nahune gibi ni'mer racülü zeydün. Yapalım şimdi tatbikini. Ni'me. Ni'mer racülü. Bu ne oldu? Bak elif lamlı. Ni'mer racülü. Faali elif lamlı. Kim? Zeydün. 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 Bu ne işte? Mahsus. Mahsusun bilmedi. Ne oldu bak? Bu da ref, bu da ref, bu da marife, bu da marife. Gördün mü? Müfret, müfret. Uydu. Şimdi bu zeyd nedir ibarede? Aslında bu müfteda budur. Burası haberdir. Bir görüş böyle. Zeyd ni'mer racülü. Ne güzel adamdır. Demiş oluruz. Ve ni'me gulâmer racülü zeydân. Ve ni'me ne güzel oldu. Kim? Gulâmâ, gulâmâni. Gulâmâni nun düştü er racül. Çünkü muzafileh var, izaf edilmiş. Bu da izaf edilmiş misal. Ne izaf edilmiş? Elif lamlı izaf edilmiş. Elif lam kelime izaf edilmiş. Kendisi muzaf olmuş. Ama izafetten nun düştü. Gulâmer racülü. Adamın iki kölesi ne güzel. Kim? Kimdir o? Kimdir onlar? Ezzeydâni. İki zeyd. Niye bak tesniye oldu? Çünkü gulâmâ tesniye. Dolayısıyla ezzeydâni mübteda bu mahsustur. Ezzeydân iki zeyd nedir? Ne'me gulâmer racülü. Adamın ne güzel iki tane kölesidir. İki zeyd adamın ne güzel iki tane kölesidir. Bu da tesniye misal. Ve ne'me racülen zeydün. Bu da ne misaldir? Ni'me ne güzel oldu. Kim? Hüve. O. O ne cihetten? Recülen. Bak nekre bir isim yaptı. Ni'menin faili olan zamiri temiz etti, açıkladı. Ni'me hüve. O ne güzel oldu. O ne cihetten? Recülen. Adam cihetinden. Kim? Zeydün Zeyd mahsustur. Zeyd müptedadır. Zeydün Zeyd nedir? Ni'me recülen ne güzel adamdır demiş olur. Fakat yuhzeful mahsusu bazen mahsus hasfedilir. İza ulime bilindiği zaman bir karine alamet varken de hasfedilebilir. Fakat yetekaddemu takaddüm eder mahsus alel fiili fiil önüne geçebilir. Çünkü müptedadı ya zaten. Nahu ezzeydûne nîmer rical. Ezzeydûne zeydler nedir? Nîmer rical ne güzel adamlardır. Ezzeydûne mahsustu öne geçti.
Ve sa'e sa'e kelimesi de mislü bi'se, bi'se gibidir. Yani ne kötü oldu. Vesaire sebile var ya ayette, ne kötü oldu. Yol bakımından kötü oldu. Ve habbeza, habbeza lil medi medi içindir. Yani ne güzel oldu demek. Ve fa'ilhu bunun fa'ili za'dır. Habbe za, o za fa'il olur. Ve la yetegayir değişmez. Ve ba'dehu ondan sonrası nedir? El mahsusu mahsustur. Habbeza zeydin dediğin zaman zeyd o da mahsustur. Ve irabuhu o mahsusun irabı da ki irabi mahsusun ni'me, ni'menin mahsusun irabı gibidir. Nahu ne gibi? Habbeza zeydün, zeydün müftedadır. Habbeza öne geçmiş haberdir. Za nedir? Faildir. Zeydün mahsustur. Evet. Böylece lazım fiil tamamlamış olduk. Elhamdülillah.